Son düdükte geldi Kevser karşılaşmada. Galatasaray karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı temsilcimiz. Son bir Lokomotiv Moskova hücumunda bir heyecanlandık ama son düdük geldi. Galatasaray bu deplasmandan kritik bir galibiyetle dönmüş oldu. Kerem Aktürkoğlu oyuna girdikten sonra hakikaten çok iyi performans gösterdi. Çok temiz bir galibiyet aldı Galatasaray diyebiliriz. Ya tebrik ediyoruz temsilcimizi. Şimdi bu haftanın bu hafta biliyorsunuz 3 temsilcimiz de Avrupa'daydı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Bugün Fenerbahçe'nin maçını da izledik. Burada galibiyet Galatasaray'dan gelmiş oldu. Çok da mutlu olduk. Hangi taraftan gelirse gelsin tabii ki çok büyük sevinç yaşıyoruz. Güzel oldu yani bugünü. Bu haftayı güzel kapatıyoruz Avrupa'da diyelim. Nasıl yorumlarsın karşılaşmayı? Şimdi grupta da dediğin gibi hani zaten avantaj Galatasaray'da. Yani Galatasaray bugün Lokomotiv Moskova'nın isabetli şut sayısını söylüyorum. 0. Yani Galatasaray kalesine gelen işte bir tane şutta da ofsayt bayrağı kalkmıştı. O ofsayt olduğu için sayılmıyor. Yani isabetli şut atamadılar. Galatasaray bu da şunu gösteriyor. Yani Galatasaray ne kadar iyi bir savunma performansı gösterdi. Lazio maçında da çok iyi bir savunma performansı gösterdi. Marsilya maçının ilk yarısında da çok iyi savunma performansı gösterdi. Bu sene Galatasaray Avrupa'da savunmasıyla fark yaratıyor. Hiç gol yemedi Galatasaray. 3 maçta da gol yemedi. Evet. Bu önemli bir başarı ve bu kadar zor bir grupta. Bu gerçekten çok zor bir grup. Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova grubu. Bu hafta Avrupa Kupalarına galibiyet alan tek Türk takımı da Galatasaray oldu. O anlamda da tebrik edelim. Teşekkür edelim. Evet. Çok güzel oldu. İlk maçında biliyorsunuz almıştı, yenmişti Galatasaray Lazio'yu evinde. Marsilya ile berabere kalmıştı. Şimdi 3. maçında yine galibiyet aldı Galatasaray. Mert, bir Galatasaray'da Fatih Terim'le Galatasaray'ın çıktığı karşılaşmaları şöyle bir gösterelim. Tabii bir de bunu ekleyeceğiz. Artı bir yapacağız o istatistiklere. Yani gerçekten ya bu haftayı böyle güzel kapatmış olursa, son karşılaşmada Galatasaray'ın da ya, çünkü biz Beşiktaş maçında gerçekten hani üzüldük, çok stres olduk, tüm izleyicilerimiz de öyledir tabi. Bugün işte Fenerbahçe maçını da izledik. Şimdi Galatasaray'dan galibiyet gelmesi mutlu bir şekilde Avrupa'yı, evet, hani bu haftayı Avrupa'da kapatmamız anlamına geliyor. Teşekkür ederim Mert. Şimdi tabi 23 maçta 11 galibiyet oldu orada. Evet, tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Bu sene Avrupa'da iyi işler çıkarıyorlar. Umarız diğer temsilcilerimizden de kalan maçlarda daha iyi skorlar, daha iyi sonuçlar görebiliriz. Umarız. Galatasaray'da grup liderliği yolunda dev bir adım attı. Kalan 3 maçın ikisini evinde oynayacak. Çok büyük bir avantaja sahip. Bu avantajı korursa grup lideri olarak direkt son 16'ya kalacaktır Galatasaray.